Merhabalar efendim. Evet, temizliğimizi bitirdik. Berke Bey dedi ki Kadir Bey, benim asıl iddialı olduğum yer mutfak dedi. Şansına çok da güzel geniş bir mutfak var. Berke Bey'den yaparken de püf noktalarını alacağız. Evet, mutlaka, eminim. Mutlaka evet. Bütün bilgini aktar. Özellikle bonfile pirzola konusunda uzmanım yani. Hazır mıyız? Hazırım. 3, 2, 1. Hadi bakalım Berke. Başlayalım. Telefon önümüzde, ondan ne yapacağız? Kız arkadaşını arayıp muhakkak bekliyoruz diyeceğiz. Yok canım ya. Şimdi dış ses sende yani, ortalığı karıştırma. Sende. Yani. Efendim azıcık karıştırayım ya. Ne olur. Tarif mi var orada? Fransız çorbası tarifi. Dış sese de var o çorba tarifi. Süre başladı yalnız. Dış ses. Bak, kapattık. Çorba için ne kadar su bakar mısın dış ses? 6 su bardağı su. 6 tamam. E tarife baktın ya şimdi. Hayır, onun yapılışına baktım. Ha, yapılışına baktın sadece. İçine ne koyacağız? Tavuk but ve... Bir adet tavuk göğsü, iki adet tavuk budu. Tavuk budu koyuyoruz. Koy. Beyefendi yıkamıyor, bırak. Tavuk yıkamaz. Aa! Ne, hayır hayır, yıkasın. Kadir, o kasabın elleri değiyor Berke. Yıkama! Hayır, al sen onu, at tencerenin içine. Kadir Bey, hayır. Berke getir onu buraya. Berke atma içine. Haşlayacak onu. Kokuyor o zaman. Tavuk haşlamadan, ısı yıkanmadan haşlanır mı ya? Siz yıkayın sevgili seyirciler. Tavuğu da kırmızı eti de yıkayın bol bol. Kaynayacak o fıkır fıkır. Fıkır fıkır kaynayacak. E hadi bakalım, özürlük yok. 6 bardaklık suda tavuk haşlanacak. Soğan, evet, soğan ve tuz koyacağım soğan. Biraz. Evet. Kokusunu alsın diye mi atacağız? Evet. Bir adet kuru soğan. Tamam, at içine. Mutfak maratonuna Fransız çorbasıyla başlayan Berke Bey, çorbası için bir adet soğanını doğruyor. Ve bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyor. Sonra şimdi çok çabuk bir şekilde krem brûlée'ye geçiyorum, o olacak. Ha, direkt tatlıya geçiyoruz. Krem brûlée, evet. Efendim. Mangolu krem brûlée. Evet, şimdi tencere ne koyacağım görürüz, bana söyler mango. Mısın? Mango. Ben mango hiç yemedim. Tadını çok merak ediyorum. 5 su bardağı süt. Pişiyor muydu bu tatlı, çırpılıyor mu soğuk soğuk? Hem pişiyor hem çırpılıyor, hepsi hem de var. Hem pişiyor hem çırpılıyor. Evet. Yumurtası boldu bunun değil mi? 4 sarı var. Elleme Kadir mangolara. Mangolara ne yapacağız Berke? Püre yapacağım onu. Mangolu krem brûlée için malzemelerimiz 5 su bardağı süt, 4 tane yumurta sarısı, 1 su bardağı şeker, 4 adet olgun mango, 200 mililitre krema, 1 paket vanilya. Hazırım, ye bakayım. Şimdi kepçeler burada mıydı? Hayır. Nasılmış? Şeftalinin tatsızı. Şimdi bir kapta yumurta ve şekerleri çırpacağım. 4 tane yumurta sarısı. Bir yandan da bunu karıştıracağım ama dur. Berke Bey mangolu krem brûlée'sini yapmaya devam ediyor. Mangolar robottan geçiyor. 4 yumurta sarısı şekerle çırpılıyor. Tatlısı kesinlikle akışkan olmayacaktır. Çünkü krem brûlée biraz kaşığa aldığın zaman muhallebi kıvamından biraz koyu olmalı. Güzel pişmesini istiyorum. İçerisinden çok fazla yoğun krema tadı almak istemiyorum. Bilgisi olsun. Peki çok özür dilerim. Bu çorbanın denesi nerede? Nasıl? Tane. Yani bir şehriye diye bir tavuk. Tane olmayacak. Böyle olacak çorba. Tavuk didiklenmiyor içine de. Ya istersen didiklersin ya. Fransız usulünde nasıl oluyor? Var mı içinde şimdi tavuk? Görürsünüz Kadir Bey nasıl olduğunu. Yok. Pirzola demiş ama tavuk pirzola mı gelecek, dana pirzola mı gelecek yoksa kuzu pirzola mı gelecek? Bunu menüsünde belirtmemiş. Dış ses. Pirzolaları diziyoruz. Zeytinyağı, süt ve kekik ekleyeceğim. Bunları özleştireceğim birbirine. Sonra da streçle kaplayıp dolapta beklediği kadar bekleyecek yani. Vallahi çıldıracağım ya. Ay, keşke bir çıldırsan. Allah aşkına, Allah aklını alsın senin. Birden bu kadar bilgi bana çok geliyor. Zeytinyağı arada dışarı dök geri gel. Bu zeytinyağı değil mi? Evet efendim. Çorbasını çok basit buldum. Tatmadığım bir lezzet ama tadı hoşuma giderse benden puan alır. Kuzu pirzola, zeytinyağı, taze kekik ve sütle marine ediliyor. Pirzola geç pişen bir yemek. Eğer bunu suda haşlarsa ve 54 derecede kaynar suda pişmesini bekliyorum. İçinin çiğ düşmesini istemiyorum ve lokum tadını almak istiyorum içerisinde. Bu tavukları şimdi kullanmayacağız mı yani? Hayır. Sadece suyu lazım bize. Tamam, suyu lezzeti lazım. Çorbanın gidişatına bakmam lazım. Şimdi çorbanın gidişatını ben de merak ediyorum. Çünkü öylece şimdi kaldı bu çorba. Salça sosu var. Sosunu yapmanız lazım. Şimdi kapağını kapatıp şöyle kaynamaya. Şöyle. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağız. Tamam. Sonra defne yapraklarını sona doğru ekleriz. 10 dakika kaynatacağız. Salça sosla servis. Yani en son serviste aslında şey yapacağım, salça sosu. O zaman salça üstüne dökmelik nane sosu gibi. Yani içine girmiyor. Evet. Hayır. Bu salça sosunun içinde un var, tereyağı var, sıvı yağ var, salça var. Tamam ama içine girmiyor. Üstüne kaşıkla yok, salça dökmelik. Sosta... Un falan yok. Sen nereden uyduruyorsun onları? Yazıyor burada bak. Hayır, onlar bunundu. Bakın yazıyor işte. Tamam, bir onu yapacağım şimdi. Tamam. Tamam, çorba tamam, koyduk onu. Bana tarif vermeyin o zaman kardeşim ya. Sana biz malzeme tarif şeyi ve listesi veriyoruz. Tarif vermiyoruz ki. Şu krem brûlée hafif böyle kaynamaya başladın, bana haber ver, çok önemli. Krem sen brûlée. Neredesin o arada? Hayır, bir işte başka şeyler yapıyorum. Sen çarşıya gidiyormuş da beni ocağın başına koyuyormuş gibi. Beyefendi telefonda oyun oynuyor. Şimdi pastırmalı humusu yapalım. Nohut koymadı ki biz bu dükkanı. Şimdi hazır o nohut. Beyefendi hazır nohuta puan vermiyorlar. Olsun, hiç önemli değil. Hiç humusu önemli değil. Hazır nohuttan mı yapacağız? Evet. Hmm. Hadi ben yalnız onu. Yalnız ne? Yok, yaparsın. Tadına bakıp geri sokacağım. Yaparsın belli mi olur? Berke beni çıldırtma Berke.
Şunu buradan alayım, çok kötü kokuyor. Mantar tuzu çok çekiyor, tuzlu olmasını çok istemiyorum. Mango püresi. Şimdi bu süt kaynamaya başlıyor yavaş yavaş. Bu arada ben boğazımda bu kaynadı mı? Sesim. Ha kaynıyor. O kaynıyor, o kaynamada. 10 dakika. Şimdi kaynadı mı bu? Yani şu an hafif belirtiler var ama emin değiliz. Nasıl emin değilsiniz? Kaynadıysa pokurdar zaten. Tam açayım, kısıkmış ondan anlamadım. Belki çorba kaynadı. Hem de bayağı fokurdu. Tamam şimdi 10 dakika tutacağız, 10 dakika. Küçük gözü alayım o zaman ben. Şurada 10 dakika kaynasın güzel arar. Berke Bey pastırmalı humus için kolları sıvıyor. Haşlanmış hazır nohutlar robota konuyor. Bir su bardağı tahin ilave ediliyor. 3 adet limon sıkılıp nohut ve tahinle birleştirilmek üzere nohuta konuyor. Hoppala mis gibi oldu. Söz atıyor muyuz buna? Hep çekirdeğe düştü. Attım. Çekirdeği şimdi buraya bak. Beni adamın üstüne kuşturmayı bildim. Vallahi çıkartırım şimdi çekirdeği. Dur. Hayır yok. Ya. Hiçbir şey yok. Ya, lütfen tamam. Sen tuzunu at belki. Attım. Bak. Attım mı? Hadi getir direkt o zaman. Benden izinsiz ama benden bana sormadan bir şey yapma. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Beyefendiden izinsiz karışma hiçbir şeye. Hadi getir. Sus. Seni yedi sonucu seni. Bak bunu bırakıp ona gitme. Gel önce şunu bir çalıştıralım. Karışma beyefendiye. Sen karışma benim işime. Humus çok severim. Evde çok yaparım. Umarım Berkeciğim humusun tahin oranını tutturacaksındır. Tutturmazsan acı bir tahin tadı gelecektir. Ben onu yine yiyemem. Ekşi oranını da tutturmanı istiyorum. Ayrıca üzerindeki pastırmalar çok tuzlu olacağı için humusun tuz oranını da ayarlamanı istiyorum. Şimdi bu neydi, bu neydi ya? Nasıl yani? Ha çorba tamam. Berke. Yok tavuğu koymuşsun da su koymuşsun. Ya beyefendinin kafasını sürekli karıştırıyorsun. Sen niye koydun onu anlamadım. Niye koyuyorsun hakikaten? Benim işim. Siz kendi işinize bakın. İyi de adam yarışıyor burada. Benim, şu an benim mutfağım burası. Senin mutfağınsa tasları da sen bul o zaman. Bana sorma. İşine gelmeyince bana soruyor. Bak hemen nasıl çirkinleşti. Böyle çirkinleşmeyin ya. Gerçekten olmuyor. Hiç affım yok. Olmuyor yani. Evet bu mantarlar ne olacak? Yıkanacak mı? Soyulacak mı? Silinecek onu mi? Onu soy Kadir. Senin mutfağın Berkeciğim. Yoksa kesinlikle soyardım. Soy veya sil işte bak yani. İşte, mutfak senin şey ya o yüzden ya. Bekliyorum tamam. Seni. Şimdi Kadir bunu bu karışımı azar azar buna döküp karıştıracağız. Hangi karışımı? Yumurtayı süte mi dökeceğiz? Evet buna şimdi. Hadi bakalım. Krem brüleni yumurtayla şekerini çırptık ya sarısını. Kaynayan sütün içine dökecekmiş. Pişmesin. Dur yok öyle değil işte dur. Önce sütü soğutacağız. Sakin ve kuşu içerisinde bekliyoruz. Sakın Kadir sakın kendine gel. Berkeciğim bize de arada bir şeyler söyle böyle ağzının içine söyleyeceğim, bakıyoruz söyleyeceğim. Senin. Şimdi Kadir sen bunu yapmazsan. Hayır bana bir şey yap diye söyleme yaptıklarını anlat bana. Evet evet şimdi krem brüleye geçiyorum bir dakika şimdi bir toparlamam lazım da. Beyefendinin kafasını karıştırma sen bunu çalıştır. Elimi sürmem az önce yapacaktım hayır bana sormadan bir şey yapmadın. O demindi şimdi yapabilirsin. Evet keyfinize göreydi. Ben elimi almışken hevesli hevesli basacaktım onun tuşuna. Tamam. Hevesi mi kaçırdınız? Azar azar buna koyacağız. Bir anda evet evet. Hızlı karıştıracağız. Çırpacakla karıştır o zaman. Emin miyiz? Çünkü... Altını kapattıysan şuraya getir belki. Yok. Krem brulle kaplarını alıp fırına da koyacağım. Dur, bir ya saniye biraz. Bir saniye. Gel. Şimdi bunu burada birleştireceğiz. Alt kapalı madem hadi. Evet birleştireceğiz. Şu an çok tehlikeli acayip bir şey yapıyor. Korkuyorum ne olacağını da bilmiyorum. Bu biraz dinlensin dur. O arada daha tamam 3 dakika var daha çorba için. Arada ona bakıyoruz. Bu arada defne yaprağını atayım ben. Hah süper. Sonunda girdi o defne yaprağı çorbanın içine. Evet. İçmedim Fransız çorbasını ama biliyorum koyusunun güzel olmasını istiyorum. Ve de o soğanların pişmiş olmasını isterim. Ekmeğin kıtır olmasını istiyorum. Kaşar peyniri de ekmeğin üstünde tam kıvamlı olmasını istiyorum. Sen bunu yap Kadir çek. Sen bas onu. Öyle mi? Bunu yapmadan hemen. Şimdi robot kullanmayı bilmiyor musun? Bakın sizi sabote ediyor. Az önce de aynısını yapacaktın. Neyin artistliğini yaptın sen bana şimdi? Dokunma. Aynı tuşa basıp aynı robotu çekeceksin. Kaşının da tadına bak tuzluğumuzda sıkıntı yaşamayalım biz. Böyle bir şey yok. Hadi ya. Arasanız da bulamazsınız. Yok böyle bir lezzet. Aslında nohutları haşlamasını bekliyorum ama haşlayamayacaktır. Hazır nohut kullanacaktır. Mangolu krem brülenin yapımına devam ediliyor. Robottan geçen mangolar kuplara konuyor. Tatlısını çok kolay buldum. İnşallah kıvamını düşürür ve bunun çeşitleri de var. Hangi çeşit yapacağını bilmiyorum ama. Şimdi bu kuplara mango püresini koyuyoruz. Sonrasında yaptığımız krem brûlée karışımını bunlara ekliyoruz. Önceden 150 derecede ısıtılmış fırınımıza yaklaşık yarım saate yakın olacak. Pişireceğiz. Evet. Çıkarttıktan sonra da pürmüzle dedin üstünü şeker yakacağız. Şeker serpip pürmüzle yakacağız. En sonunda çilek, yaban mersinleri frambuazla süsleyeceğim. Ben daha önce mangolusunu görmemiştim. O beyefendinin kendisi. Benim kendi yorumum. Çünkü. Benim kendi yorumum. Krem brûlée'miz mangolarla buluşuyor. Tatlıyı da inceledim. Onu da daha önce yemedim. Bence onu da çok basit. Pastırmalı humus tamam, çorba tamam. Pirzola zaten hemen yapacağım. O kısa bir şey zaten. Roquefort sos da çok abi karıştırmak kaldı. Tatlı da tamam. Bir ne kaldı? Sofra. Salata da tam bitmiş benim ya. Maşallah. Dur mantarları koyacağız, atarız. O zaten ya. Olur.
Soyayım mı ben bunları? Evet, soy kaderim. Sen de boş durma, gel şuraya mantar soy. Yok bir tane. Ben şu dövüşmem kuzum. Mozzarella'lı mantarı daha önce yemedim ama o da çok basit. Tarifleri çok güzel bir şekilde vereceğim. Merak edenler de mutlaka olacaktır. Hatta bazı menülerimdeki bazı şeyleri, ürünleri ilk defa duyanlar bile olması muhtemel. En güzel şekilde tanıtmaya, anlatmaya çalışacağım. Yemek yaparken de bir o kadar enerjik olmaya çalışacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.